tatlımızı yapalım. Tatlısı, yoğurt tatlımızı yapalım. Malzemelerimiz neler yoğurt tatlısı için? İlk kez görüyorum, ilk kez duyuyorum yoğurt tatlısını. Yoğurt tatlımız 250 gram yoğurt, 3 tane yumurta, 4 fincan şeker, 6 fincan un, 1 fincan sıvı yağ. Tamam, hemen başlayabiliriz. Önce şerbetimizi, şerbetimize de 4 bardak şeker, 5 bardak su. Tamam. Önce onu kaynatalım, soğuması lazım. Aynen, şerbetimizi burada efendim. Hemen size veriyorum. Suyumuz da burada, suyumuz da hazır. Evet, fasulyelerimiz de biliyorsunuz bir yandan kaynıyor. Fasulyeler kaynarken dedikleri biz de dedik ki tatlımızı yapalım. 4 su bardağı şekerimizi şerbetimiz için döküyoruz. 5 bardak suyumuz katıyoruz. Sıcak su. Evet, şimdi 5 su bardağı sıcak suyumuzu koyuyoruz. 5'e 4 yani oldu. Evet. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Tamam. Şerbetimiz kaynasın. Biz de tatlımızı hazırlayalım. Şimdi şerbetimiz bir yandan kaynarken biz tatlımızın kendisini hazırlayalım. Evet. Önce yoğurdumuzu katıyoruz. Tamam. Yoğurt tatlısı yaptığımıza göre ana malzememiz yoğurt. Yoğurt. Bir su bardağı yoğurdumuzu kabımıza döktük. Bir fincan sıvı yağ bu defa. Tamam. Sıvı yağ kullanıyoruz. Bir kahve bardağı sıvı yağımızı koyduk. Nasıl bir tatlı olacak çok merak ediyorum. Şimdi 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. Köy yumurtalarımızı da kırdık. Çırpıyoruz. Ay pardon, şekerimizi katmadık. 4 fincan şeker katıyoruz içine. Evet. 4 kahve bardağı görüyorsunuz. Şekerimizi de ilave ettik. Şimdi çırpalım bakalım. Bunu çırpıyoruz. Yoğurt tatlısını siz nereden öğrendiniz? Ben bunu çocukluğumda ablam yapıyordu. Ondan öğrendim. Oo, bayağı bakın. Evet. Geleneksel, bayağı eski bir tatlı. Ablanız da annenizden, anneniz, anneannenizden öğrendi. Evet. Kuşaktan kuşağa aktarılarak bakın bu güzel tatlı gelmiş diyorum ya. İlk kez gördüğüm bir tatlı. Bu kadar geziyorum. Diyar diyar, mutfak mutfak yoğurt tatlısını ilk kez Ayfer Hanım'la yapıyorum. Önce fırınımızı açalım. Fırında mı pişecek Ayfer Hanım? Evet. Yani bu herhangi bir yani kek gibi, kurabiye yaptığın gibi bunu istediğin zaman yapıp yiyebilirsiniz. Süpersiniz. Bizim kolay için de. Kolay tatlı çünkü. Evet, çok pratik bakın. Şimdi ne kadar kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Şekeri eritip 4 fincan un katıyoruz buna. Tamam. 4 fincan unumuzu da koyuyoruz. Ardından fırına göndereceğiz. Burada da kabartma tozumuz, vanilyamız var. Tamam. Onu da ekliyoruz. Birazcık daha çırpalım. Çırpıyoruz. Kek hamuru gibi oldu aslında. Kek hamuru gibi, evet. Sadece kekin şerbetlisi. Evet. O zaman bir nevi revani gibi. Aynen. 22 ses yani. Bayılırım, bayılırım ben bu yoğurt tatlısına. En sevdiğim tatlılardan biri olacak söyleyeyim. Artık tatlımız fırına girmeye hazır hale geldi. Bir güzel çırptık malzemelerimizi. Borcamımıza koyacağız. Hafiften yağlıyoruz altını. Tamam. Yapışmasın diye hamurumuz. Ayfer Hanım'ın mutfağında bugün yoğurt tatlısı yapıyoruz. Bir sürü yemek yedik. Üstüne de dedik ki tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Türk kültürünün en önemli unsurudur tatlı. Bir güzel yoğurt tatlımızı bakın borcamımıza döküyoruz. Altında hafif yağladık yapışmasın diye fırında. Şimdi tepsiye döktük keki tatlımızı. Önceden ısıtılmış fırına, 10 dakikalık önce ısıtılmış fırına atıyoruz. Hadi atalım bakalım. Bir 40 dakika falan pişme süresi var. Oh! Fırına gitti tatlımız. Fırına attık tatlımızı. Fırına attık 40 dakika. Hani keki pişirdiğimiz dakika o da 40 dakikada pişiyor. Bu da onun gibi 40 dakikada. Yaklaşık yarım saat 40 dakikadır yoğurt tatlımız fırındaydı. Şerbetini de hazırlamıştık. Artık fırından çıkartıyoruz. Oo, harika, harika görünüyor. Hemen tezgahımıza alalım. Of, şerbetleyelim. Afiyetle yiyelim.
Çok güzel görünüyor. Haydi keselim artık. Keselim. Şerbetini dökelim. Tamam. Çok güzel. Ben bunu var ya böyle kek diye de yerim yani. Şerbetsiz de yerim. Şerbetli de yerim. Her türlü yerim. Çok pratik. Yani zahmetli bir şey değil. Çabuk da pişiyor. Çabuk oluyor. Kesinlikle. Hemen 15-20 dakikada işte hazır hale geldi. Güzel. Hani tatlı krizini tuttuğu anda hemen hazır yap ye. Kesinlikle. Şimdi sıra geldi şerbete. Şerbetimizi soğuttuk daha önce de. O yüzden tatlıyı yapmaya başlar başlamaz hemen şerbetimizi hazırladık. Şerbetimizi kaynattık, soğuttuk. Ve işte şu anda sıcak fırından çıkmış yoğurt tatlımıza döküyoruz. Şimdi ben tadına bakmak istiyorum. Şuradan çıkartayım mı? Tabii. Oo, çok güzel görünüyor, çok güzel görünüyor. Of, çok güzel. Hemen tadına bakmak istiyorum. Mikrofon sizin. Tatlı benim. İşte yoğurt tatlısı. Mükemmel. Ellerinize sağlık. Çok tatlı olmuş. O kadar güzel ki hamur ağzımda dağıldı. Çok hafif.